olması son durumu ortaya koydu. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 40'a çıkmış oldu. AFAD'ın açıklamasına göre Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kayıp var. Felaketin merkezi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. Hatırladığınız görüntülerin, sele dair felaket görüntülerinin çoğu oradan geliyor. Yine bir görüntüyü ekranlarınıza getireceğiz. Sonu yok, bitmek bilmeyen bir görüntü. Bir yurttaş arabasıyla sele kapıldığı anlarda cep telefonunu açıyor ve felaketi an be an kaydediyor. Şu an arabanın içinde mahsur kalmış durumdayım. Sel aldı götürüyor. Bütün Bozkurt gidiyor. Hatta girişini de geçti. Marketlerin falan girişini geçti. Neredeyse iki kat yükseklikteyiz. Ve arabalar sürüklenmeye devam ediyor. Meydana doğru gidiyoruz şu an. Allah yardımcımız olsun. Ve arabalar hep bu durumda. Yağmış durumda. İnşallah camlar falan kırılmaz. Su girmez içeriye. Arkadan da gelmeye devam ediyor hala. Yine Bozkurt'tan gelen görüntülerle devam edeceğiz ama belki de en üzücüleri bunlar. Çünkü kıyıya vuran bedenleri göreceğiz. Kaç kişinin kaybolduğu konusunda halen net bir bilgi yok. Ancak deniz kıyılarında yapılan arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlere rastlanıyor. AFAD açıkladı, can kaybı 40'a yükseldi. Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Bu görüntüler felaketin merkezi olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden. Gelen görüntüler felaketin büyüklüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Kaç kişinin kaybolduğu konusunda net bir bilginin halen olmadığını söylemiştik. Bu görüntüler arama kurtarma çalışmalarından, deniz kenarında yapılan arama kurtarma çalışmalarında kıyıya vuran cansız bedenleri ekipler topladı. Evet, bu felaketi, bu seli insanlar yaşıyor tabii ve insanların hikayeleri, bu insanları tanıyoruz maalesef çok üzücü bir şekilde. Geride kalanların acısı, geride kalanlar ağır kayıpları nasıl karşılıyor birlikte izleyelim. Kimi eşini kaybetti, kimi çocuğunu. Kastamonu Bozkurt'ta selin bilançosu ağır. Yaz tatili için İstanbul'dan memleketlerine gelmişlerdi. Kaldıkları bina yıkıldı. Şengül Kuş, kızı ve ikiz yeğenleri kayboldu. Bina yıkılmadan hemen evvel akrabalarını aramıştı anne Şengül Kuş. WhatsApp gruplarına da burası çok kötü, dua edin bize diye mesaj atmıştı. O mesaj son mesajı oldu. Yücel ailesi de tatil için oradaydı. Sel gelince belediye araçlarınızı çekin diye anons yaptı. Anne Arzu Yücel de çocuklarını evde bırakarak dışarı çıktı. Çocuklarımı ezde alladım. Belediye. Bina yeni çökmez dediler duyan, bize. Bez patlamış yani, onu bile söylemiyorlar. Oradan ileriden gelenler biliyor. Derenin çok şiddetli geldiğini herkes biliyor. Bize evi boşalttırmıyorlar. Herkes bilenler tahliye etmiş burada bizi. Ancak geri dönemedi. Kaldıkları ev yıkıldı. İkiz kızları Ecrin, İclal, babaanne Ayşe, dede Nadir Yücel sel sularında kayboldu. Sel felaketi öncesinden burada belediyeler anons yapıyorlar. Dere kenarındaki araçlarınızı buradan kaldırın diye. Eşim aracını dere kenarından kaldırıp arka sokağa park ettikten sonra derede ciddi anlamda bir su birikintisi geliyor ve eşim binaya giremiyor. Karşı binanın merdivenlerinden sadece çocuklarımı balkondan izlemekle kalıyor. Çıkamadılar. Ne bir yardım, ne bir şey, hiçbir şey. Sadece yani hiçbir şekilde yardım gelmemiş. Hanarcı ailesi de bodrum katında yaşıyordu. Sel tüm aileyi yok etti. Geride sadece bu fotoğraf albümü kaldı. İsimleri neydi teyze? Agne, Mehmet, Ayşe, Eda. Soy isimleri? Harharcı. Harharcı. Bozkurt'un hemen yanı başındaki bir köyde yaşıyordu. Selin ardından ilçeye koştu. O manzarayla karşılaştı. Oğlumu kaybetti. Bütün malı hissetti de oğlan gitmesin. Bu tezgahın arkasında, bu tezgah
böyle şuradaydı. Bu içeri vurdu muydu? Oraya sıkışmış. Sıkışmış. Orada öyle kalmış. Hı hı. Sel vurdu, kayıplar çok büyük. Ancak AFAD uyardı. Kötü haberlerin sonu gelmiyor. Bu hafta sonu çok şiddetli yağış bekleniyor. Karadeniz'de sel felaketiyle mücadele sürüyor. Kastamonu ve Sinop'ta toplam 40 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolanlar ise aranmaya devam ediyor. Maddi zarar çok büyük. Mücadele devam ederken kuvvetli sağanak yağışlar da devam ediyor. Meteoroloji pek çok noktayı sağanak yağışlara karşı uyardı. Yağışlar bugün de Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de devam edecek. Yarından itibaren etkisinin düşmesi bekleniyor. Bir uyarı da AFAD'dan gelmişti ve o uyarı maalesef sonuçlarını göstermeye başladı. Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış ve yine seller. Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olarak etkisini gösterecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşların dikkatle önlem almaları bekleniyor. Önce yangınlar, sonra seller. Hepimiz aynı soruyu soruyoruz kendimize. Neden bunlar oluyor? İklim mi değişiyor diye. Bir yanda dediğim gibi Climate Central eğer bir önlem alınmazsa 2100 yılında oluşabilecek sıcaklık değişikliklerini yayınladı. Gerçekten korkunç rakamlar var burada. Buna göre İstanbul'un ortalama sıcaklığı 6 derecenin üstünde artacak ve Mısır'la aynı sıcaklığa ulaşacak. Türkiye'nin en sıcak ili Adana ise kavrulmaya devam edecek. İlde ortalama sıcaklık 37.6'ya ulaşacak. Bu Pakistan'la eşdeğer bir sıcaklık. ...2100 yılına kadar iklim değişikliği konusunda bir adım atılmazsa sıcaklık artacak. Dünyanın bazı bölgeleri çöl olacak. Bu gayet belirli. Yani 6 dereceye çıkmadan da çöl olan çok yer olacak. Durum kötü kısacası. Dünya iklim kriziyle mücadele ediyor. Bir yanda